yavaş yavaş yaklaşırken biz de Moskova'nın zirvesine geldik. 540 metre uzunluğunda Avrupa'nın en yüksek yapısı olan Ostankino Kulesi'ndeyiz. Bugün hala 40 civarında televizyon ve radyo kanalının yayını burada yapılıyor. Ve en üzerinde de en üst noktasında 7. Cennet adını verdikleri bir restoranı var. Avrupa'nın zirvesine gelmişken Dünya Kupası'nın zirvesini de Ostankino Kulesi'ni ziyaret eden taraftarlara sorduk. I think I'm going with Spain, even though they have a rough start. You know, I'm here to support Mexico, so I'm still here with them. I think France has a very, very good chance. I think Brazil, of course. 1706 basamak çıkamayacağımız için yüzlerce metre yukarıya asansörle çıkıyoruz. Kalabalık bir asansör. Yedinci Cennet isimli döner restorandayız. Restoran trenin etrafında dönüşünü bir saatte tamamlıyor. Aslında kendinizi biraz da Ankara Atakule'de hissediyorsunuz. Bütün şehir ayaklarınızın altında kalıyor. Biz de şimdi bir şeyler yiyeceğiz, hem de bu güzel manzaranın tadını çıkaracağız. Bulutların arasından yeryüzüne inme vakti geldi. Taraftarların arasına karışacağız. Lujnik stadına gidiyoruz. Ostankino Kulesi'nde taraftarlarla Dünya Kupası'nın zirvesini konuşmuştuk. Lujnik stadındayız. Bakalım buradaki taraftarlar Dünya Kupası'nın zirvesinde kimi görüyor? France and Brazil. So I guess this will be the final. Mexico and Brazil, because they are very strong in the game. I'm sorry to say, my friends, but this World Cup is gonna be won by Brazil. Maybe it will be Brazil or Germany. Brazil, because they are Neymar. One life, live it up, cause you got one life. France is going to win the World Cup, if for sure. Allez, les bleus, allez, allez. Allez, les bleus, allez, allez. Denmark is gonna win the World Cup, yes! Because we are the most talented and beautiful people. Avrupa'nın en yüksek yapısı Ostankino Kulesi'nin 540 metrelik zirvesi bile Dünya Kupası'nın zirvesi söz konusu olunca sönük kalıyor. Taraftarın zirvesi ise aklı ve kalbi arasında doğru adresi arıyor.